Sizlerle birlikte siyaset bilimi dersini, ilk dersini işleyeceğiz bu dönem içerisinde. Ne kadar? 8 kişi gelmiş gözüküyor. Evet, dediğimiz gibi maalesef Türkiye'de yaşamış olduğumuz deprem felaketi ve onun müteakibinde yaşananlardan ötürü 2022-23 yılı, bildiğiniz üzere bahar yarı yılı dönemi online eğitim olarak başladığı Yüksek Öğretim Kurumu'nun ve üniversitelerin almış olduğu karar gereğince ve bizler de sizlerle bu dönem içerisinde ilk olarak online eğitimde başlayacağız. Tabii bildiğiniz üzere Nisan ayından sonra tekrar bir değerlendirme olacak konuyla alakalı. Yani bu değerlendirmeye göre de bizler ona göre süreci tekrar değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Yürüteceğiz. Tabii çok büyük bir değişiklik olacağını ben kendi açımdan düşünmüyorum. Ama tabii gelişmeler neyi gösterir onu hep birlikte göreceğiz. Ama o zamana kadarki süreç içerisinde tekrarlamam gerekirse arkadaşlar dersimizi online olarak yürüteceğiz. Normal koşullarda galiba, bu arada ben direkt lafa daldım ama hiçbiriniz de beni tanımıyorsunuzdur. İktisat birinci sınıf dersi bu. Siyaset bilimi dersi. Aslında bu sesim geliyor mu? Diğer arkadaşlar en azından bir teyit ederse sevinirim. Sohbet kısmına yazabilir. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Tamam, o zaman Yağmur sen tekrar gir çık yaparsan seninle en azından mikrofonla alakalı ya da kulaklıkla alakalı bir sorun olabilir. Tekrar gir çık yaparsan sevinirim. Teşekkürler. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu dönem içerisinde bu şekilde online başlayacağız. Kendimi tanıtmak isterim. Doktor Çağlar Eskoğlu, Çankırı Karatekniği Üniversitesi'nde 2019 yılından bu yana çalışmaktayım. Normal benim bölümüm siyaset bilimi kamu yönetimi. Ama dediğim gibi siyaset bilimi dersi birinci sınıf iktisat ve birinci sınıf uluslararası ilişkiler bölümlerinin zorunlu dersi. Geçen dönem uluslararası ilişkilerde, yani şöyle, güz dönemi uluslararası ilişkiler için zorunlu ders, bahar dönemi iktisat bölümü için. Geçen dönem sene baharda yine iktisat bölümüne biz dersi vermiştik, siyaset bilimi dersini. Ve bu dönemde de yine bahar döneminde de dersi benimle birlikte işleyeceksiniz arkadaşlar. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tabii yeni başlayan arkadaşlar yüz yüze eğitimle en azından güz döneminde başlamışlardı. Ama bu dönem online olarak devam edecekler. Biz de dersimizi arkadaşlar Zoom platformu üzerinden gerçekleştireceğiz. Bunun da sebebi şu, aslında ben normalde pandemi döneminde YouTube üzerinden yapıyordum. Arada Perkulus'u da açmak zorunda kalıyorduk. Çünkü üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi Perkulus, bildiğiniz üzere. Birazdan gösteririm zaten ekran üzerinden. Fakat ben o sistemin çok verimli olduğunu düşünenlerden değilim. Buna ilişkinde zaten daha önceden de çok söyledik. Fakat nihayetinde üniversite yönetiminin kararıdır. Fakat dün akşam gelen bir maille, tabii bütün üniversitenin aynı sisteme yüklendiği durumlarda bu sistemin çalışmayacağı aşikar olduğu için hocalara bu noktada inisiyatif tanınmış. Ve bizler de sizlerle birlikte bu dersi, tamamdır, teşekkürler, bu dersi Zoom üzerinden gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Dönem şu ana kadar ki, yani Nisan ayına bakalım bir duruma göre, o zamana kadar bu platform üzerinden gerçekleştireceğiz. Ama dersin kayıtlarını şu anda kaydediyorum. Görüyorsunuz, kayıt almak zorundayız zaten. Dersin kayıtlarını da YouTube, birazdan gösteririm zaten mesajı attım, YouTube hesabıma yüklüyorum. Düzenli olarak yükleyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde dersin işleyişini en azından sizlerle birlikte dönem içerisinde götürmeye çalışacağız. Siyaset bilimi dersi içerisinde bunu en azından bunu bu şekilde götürmeye, yürütmeye çalışacağız. Bunun haricinde bugün içerisinde dedim kısa bir toplantı planladım. Herhangi bir şekilde ders işleyişi yapmayacağız. Birazdan ekran paylaşımıyla bazı önemli hususları göstereyim. Hani yüz yüze ders almışsınızdır ama muhakkak ALMS sistemini biliyorsunuz. Geçen dönemden biri sizlere bunu anlatmıştır diye düşünüyorum. Dolayısıyla tekrarlamayacağım ama en azından Karatekin ALMS cloud.com adresi bizim uzaktan eğitim sistemimiz oldu.
Gel buradan UBIS şifrelerinizle girdiğinizde derslerinizi göreceksiniz. Bizim dersimiz de bu herhalde bu dönemki olması böyledir. Yok, geçen dönemmiş. Pardon. Siyaset bilimi dersi. Evet, burası. Sizlerin de ekranlarınızda ALM sitenizde göreceğiniz siyaset bilimi. Okumaları arkadaşlar, temel bir kaynağımız var. Birazdan göstereceğim. Onun hafta hafta okumalarını ben buraya yüklüyorum. Yani pandemi döneminden önce de, yani yüz yüzeyken de, geçen dönemde öyle yaptık. Yüz yüzeyken de ben bütün dokümanları buraya yüklüyorum. Dolayısıyla illa bir kitap almanıza vesaire gerek yok. Bütün haftalık okumalarınız, tekrar edeyim, haftalık okumalarınız buradan, bu platform üzerinden olacak arkadaşlar. Ki burada aktivite olarak da doküman ekleyerek bunu yapabileceğim. Sizler de dokümanlarınızı buradan indirebileceksiniz. Bunu da tekrar böylelikle söylemiş olurum. Dolayısıyla herhangi bir şekilde kaynak doğrudan doğruya kitap almanıza tekrar edeyim, gerek yok. Temel kaynağımız ise siyaset bilimine dair, ki siz iktisat öğrencisi olduğunuz için biraz daha bu bağlamda kendi müfredatınıza nispeten siyaset bilimi uzak kalacak. Onun farkındayım. Dolayısıyla daha temel bir kaynak genelde ben kullanıyorum siyaset bilimi içerisinde. Daha basit, daha anlaşılır olduğunu düşündüm. Münci Kapani'nin kitabı Politika Bilimine Giriş. Dediğim gibi bunun bende PDF versiyonu var. Hafta hafta size bunları yükleyeceğim. ALMS sistemi üzerinden buraya yükleyeceğim. Dolayısıyla almamıza gerek yok. Ha, dediğim gibi tabii almak isteyen arkadaşlar elbette kitabı temin edebilirler. Politika bilimine giriş Münci Kapani, ki en temel dediğim gibi kaynak kitaplardan kitapların başında geliyor arkadaşlar. Tekrar bunu da en azından ifade etmiş olalım. Münci Kapani'nin bu bahsetmiş olduğum kitabı. Biz bundan hafta hafta okumalarını, chapter chapter, yani bölüm bölüm okumalarını ALMS sistemine yükleyeceğiz. Dolayısıyla örneğin gelecek haftaki dersimizin, yine aynı saatte Salı günü 13.15'teki dersimizin okumasını buraya yükleyeceğim. Sizler de ALMS'den PDF indireceksiniz. Yani ister çıktısını alsınız, ister internetten tartışır, bilgisayardan takip edersiniz. Onlar, oralar size kalmış. Ben o bütün okumaları da yine bugün ekran paylaşımı yapıyorum. Şu anda görüyorsunuz zaten ekranı. Buraya yansıtarak ders anlatacağım. Yani okumalardaki önemli yerler neler, neleri tartışacağız, nelere dikkat edeceğiz, nelerin altını çizmemiz gerekiyor. Hepsini buraya yansıtarak, yansıtmak suretiyle dersi işleyeceğim arkadaşlar. Ki sizlerin daha en azından kolay olması açısından. Dolayısıyla bu perspektifte biz dersimizi yürütmeye sizlerle çalışacağız arkadaşlar. Bir yandan ayarlama yapmaya çalışıyorum. Ve bu bağlamda dediğim gibi söz konusu değil. Yani Yağmur sorduğun soru sinema, televizyon. Yani buradaki arkadaşlar da iktisat bölümü. Ben iktisat bölümünün de elbette siyaset bilimine çok yakın olduğunu düşünmediğim için ben bu dersi mümkün mertebe temel çerçeveden anlatmaya çalışıyorum. Yani siyaset biliminin temel kavramları nelerdir? Çok basit. Siyaset nedir? Devlet nedir? İşte siyasal partileri konuşacağız. Partiler nedir? Tüm bunların en temel kavramları. Üçü Kapani kitabında da bakarsanız çok basit indirgeyerek anlatmaya çalışacağız. Hani kitapta da ya da işte anlattığımız yerlerde de her şeyi detaylara da anlatmayacağız. Olabildiğince basit indirgemeye çalışacağız. Burada derste başarılı olmanızı sağlayabilecek en önemli unsur, dediğim gibi dersi düzenli olarak takip etmeniz. Dersi düzenli olarak takip ederseniz bir sıkıntı, bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ve ben sınavlarda da birazdan bunu konuşuruz. Tamamen derste anlattığımız konular üzerinden. Onun haricinde ekstra başka bir kaynaktan, başka bir yerden herhangi bir soru sormuyorum arkadaşlar. Bunu da tekrar böylelikle altını çizmiş olalım. Bu da bizim için yine oldukça önemli bir husus bir yandan. Tabii derse girmenizi takip ederken şimdi katılımcı listesine bakıyorum bir yandan. Ders takip etmeniz önemli. Mümkün mertebe isim ve soy isimlerle buraya kaydolursanız siz kim var kim yok. Hani yoklama almıyoruz, zaten zorunlu bir yoklama durumumuz söz konusu değil. Online eğitimde de az zaman olduğumuz için.
Fakat şöyle bir durum var. Ben genelde derse katılan arkadaşları kanaat kurdum. Özellikle finans sınavından sonra düzenli takip eden arkadaşları. Dolayısıyla şimdi bir yandan da onun ekran görüntülerini alıyor. Ki biz Zoom kullandığımız için ekran görüntülerini de istiyorlar. Katılımcı listesi kısmında isim soy isimleriniz de bu toplantılara katılırsanız bizler için de kolay olur, sizler için de kolay olur. Dediğim gibi derse düzenli gelen arkadaşlara ben katılım notu vereceğim. Bunu da tekrar söylemiş olalım. Bu da bizim için önemli. Onun haricinde vize ve finaliniz olacak. Vize ve final sorumlu olacaksınız. Genel itibariyle değerlendirme ölçütlerimiz böyle. Vizeniz %40, finaliniz %60 olacak şekilde. İki değerlendirme ölçütümüz olacak. Ben sınavlarımı klasik yapıyorum. Sınavlarla alakalı bilahare konuşacağız. Özellikle vizeden önceki hafta ve finalden önceki hafta olmak üzere. Lakin tabii sınavlar nasıl yapılacak şimdi onu bana soracak olabilirsiniz. Bilmiyoruz. Yani şimdi yeni karar Nisan ayında çıkacağı için bir Nisan ayında neredeyse vize haftasına yaklaşmış olacağız. Dolayısıyla online yapılma ihtimali de var. Nihayetinde yüz yüze yapılır mı bilmiyorum. Dediğim gibi herhangi bir şey öngöremiyoruz. Malumunuz maalesef depremlerde devam ediyor dün akşam olduğu gibi. Dolayısıyla herhangi bir öngörüde bulunmamız da çok kolay bir şey değil. Ama her halükarda hani online olsa şey olsa yüz yüze olsa ben klasik yapıyorum sınavı. Sınav formatımla alakalı detaylı bilgileri sınavdan önce bilahare konuşacağız. Daha detaylı bir şekilde vereceğiz. Sadece klasik yaptığımı burada ifade etmiş olayım. Yani dersi benden en azından farklı bölümlerden ya da arkadaşlarınız varsa benden ders alan onlardan da az çok formatı öğrenirsiniz ya da duyarsınız diye düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Ama ben bununla ilişkin çok daha detaylı bilgileri daha belirgin bir şekilde sizlere vereceğim. Dersle alakalı. Bunun haricinde şimdi dersi kaydettiğimi söylemiştim. Bir yandan da orayı da paylaşayım. Peki dersi nereye yüklüyoruz sorusu gelebilir. Ben onun linkini Ubis üzerinden attım. Ubis mesajlardan takip edebilirsiniz. YouTube'a geldiğinizde şu anda açtım ekran paylaşımını. Çağla Rizgol diye yazarsanız bu kanalda görebilirsiniz. Bütün videolarım da ders videoları da bu kanala yüklenecek. Yani dersten sonra yüklerim. Birkaç gün içerisinde bütün videolara ulaşırsınız. Yani ders videosuna ulaşırsınız. Ve hani tekrar etmek isteyen arkadaşlar olursa daha faydalı olur. Şunu da söyleyeyim. Ders videoları var. Canlı derse gelmeyiz gibi bir düşünce içerisinde olan varsa katılım notundan herhangi bir şekilde faydalanmaz. İki önemlidir. Katılım notu neden önemlidir? Bize finalde anlarsınız zaten neden önemli olduğunu anlayacaksınız. Dolayısıyla herhangi bir meşguliyeti olma. Çalışma durumu olan olabilir. Farklı durumlar oldu da o yaşayanlar olabilir. Elbette o gibi durumlar için biz kayıt alıyoruz. Yani Perkulus'ta da zaten bütün dersler kaydediliyordur biliyorsunuz. Ya da en azından belki görürsünüz bilmiyorum ama hani ben orada da kaydedip, şimdi burada da kaydedip yüklüyorum ama derse canlı katılım benim için önemli. Özellikle katılım notu için finalde benim kullanacağım kanaat notu için. Onu da söylemiş. En azından ilave etmiş olayım. Herhangi bir sorusu olan burada. Sorularınız olursa ve yine ders esnasında da zaman zaman interaktifliği tabii ki uzaktan öğretim de çok kolay değil interaktiflik sağlamak ama elimizden geldiğince sorularla cevaplarla bir şekilde interaktif bir ortam yaratmaya çalışacağız. Onu da söylemiş olayım. Bugün içerisinde dediğim gibi kısa bir toplantı şey yaptım. Ama normal ders işleyişimiz bir çeyrek ders salı günleri. Bu Zoom linki üzerinden yine ben atarım linki ama hani aynı link. O yüzden bunu kaydederseniz sizler için de kolaylık olur. Her hafta aynı linkten gideceğiz. Blok yapmayı düşünün. Zaten böyle bu tip durumlarda ara vermek, aradan sonra tekrar öğrenciyi toplamak çok kolay bir şey değil. Çok tercih ettiğim bir yöntem değil. Hani nedir? 2-2,5'a kadar, 2,5'a kadar belki bir uzun blok dersle derslerimizi tamamlayacağız. Bu şekilde dersi işleyeceğim. Onu da söylemiş oldum. Herhangi bir ara vermeyi vesaire düşünmüyorum. Daha verimli olması açısından. Ve bu bağlamda işte Nisan'ın başına artık ortasında ne zaman konu tekrar konuşulur onu bilmiyorum. O zamana kadar süreci bu şekilde yürüteceğiz. Elbette yani kamuoyunun tepkilerinden de ve sizinlerin de tepkilerinden de bu karar maalesef kimse tarafından
pek uygun görür de ki yani herkesin eleştirdiği bir karar ama nihayetinde yapacak maalesef var. Yapacak en azından bir şeyimiz şu aşamada yok maalesef. Dolayısıyla bu şekilde yürütmeye çalışacağız. Karar tekrar değerlendirildiğinde ileride tekrar zaten konuşuruz. Yok herhangi bir quiz vesaire yapmayı düşünmüyorum. Sadece vize ve final yapacağım. Bir de dediğim gibi derse katılımınızı takip edeceğim. Onun haricinde herhangi bir ölçüm olmayacak. Dediğim gibi yöntem klasik o kesin ama online mi olur yüz yüze mi olur o bizlik bir şey değil. Üniversitenin vereceği bir karar. Onu da herhalde Mart sonlarına doğru falan öğreniriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilahare konuşuruz ilerleyen haftalarda. Şimdilik dediğim gibi bir tanışma çerçevesi yürütmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi Ali yani herkesin bir noktada eleştirdiği bir husus. Bunu eleştirilmesinin sebebi ise biraz geçmişe yatıyor. Yani tamamıyla pandemi dönemindeki uzaktan öğretimin biraz etkinsizliğinden kaynaklı. Ki böyleydi. Hani sizler o dönemde belki lise öğrencisiydiniz. Büyük çoğunluk öğrencisi zaten. Ben 2020 yılında, ben 19 yılında geldim Çankırı'ya ve 2020 yılında pandemi döneminde biz uzaktan eğitime geçtik. İnanın çok daha kötüydü. Ama bu kötü olmasının sebebi uzaktan eğitimin kendisiyle alakalı bir mesele değil. Bunu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani ben bunu her yerde aynı şekilde savunan bir insanım. Maalesef hem öğrenci tarafından hem de akademisyen, hoca tarafından uzaktan eğitimin herhangi bir ciddiyetle ele alınmadığını ben çok uyardım. Bunu en azından Türkiye gibi bir ülkede ki maalesef işte salgından tut felaketine kadar birçok şeye gebe bir ülkeyiz. Dolayısıyla uzaktan eğitim opsiyonlarının geliştirilebileceğini düşünenlerdenim. Bunu da yıllarca savundum. 2 yıl boyunca söyledim. Ama hiçbir karşılık almadık. Dolayısıyla geliştiremediğiniz bir şey elbette kötüdür. Yani şimdi burada iddia edemeyeceğiz. Uzaktan eğitim şöyleydi, böyleydi. Elbette. Çünkü geliştiremedik. Geliştiremediğimiz bir ortamda uzaktan eğitim biz hep maalesef mecburiyetlere bağdaştık. Yani herhangi bir mecburi, mücbir sebep durumunda işte hemen uzaktan eğitim yapalım. İşin kolayına kaçma niyetine gittik. Onun yerine uzaktan eğitimi bir şekilde geliştirebilseydik şu anda çok daha farklı konuları konuşuyorduk. Ama yine dediğim gibi olağanüstü bir durumda ki Türkiye olağanüstü durumları konuşuruz, derste de bile konuşuruz. Çok açık bir ülke. Dolayısıyla bu kadar açık bir ülkenin bu gibi durumlarda daha hazırlıklı olması gerekirken biz dediğim gibi bunları hep işte bir sorunu bir şekilde kısa süreli bertaraf etme yöntemiyle çözmeye çalışıyoruz. Şu anda da yaşanan o. O yüzden öğrenciler de mutlu. Akademisyenler de mutlu değil gördüğüm kadarıyla. Kimse mutlu değil bu verilen karardan. Ama şu aşamada dediğim gibi yapabilecek pek fazla bir şey görünmüyor. Ben kendi adıma elimden geldiğince dersleri interaktif bir şekilde yürütmeye gayret göstereceğim. Sizleri de bir şekilde dahil etmeye çalışacağım. Ama gönül ister ki elbette yüz yüze yapalım. Çünkü yüz yüze eğitimde o uzaktan eğitimin en azından şu anki haliyle çok ciddi farkları olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani Hocam maalesef merhaba. merhabalar. Elif Aksoy. Tabii bu arada şey hani şey yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz arkadaşlar. Ben sohbetten yazın dedim ama her zaman konuşabilirsiniz. Elif de dinliyorum. Mesela bizim muhasebe hocamız vardı, finansal muhasebe. Dersteyken ben muhasebe mezunu olduğum halde çok iyi bir başarı elde edemedim. Ama dün dersine girdim, bir tekrar yaptık. Bence çok daha iyiydi. Uygulamaları çok iyi kullanıyor, daha iyi anlatıyor. Ne Yani güzel. öğretmenden öğretmene de çok fark ediyor bence. Çünkü mesela yüz yüzeydense ben şu an yani dün işlediğimiz dersi daha iyi anladım. Şahsi fikrim yani. Yo, teşekkür ederim. Doğru yani bu tamamıyla biraz da akademisyenlerin bakış açısıyla alakalı bir şey. Buna ne kadar emek verdiğiyle alakalı bir şey. Ne kadar uğraştığıyla alakalı bir şey. Yani biz şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Pandemi zamanı geçtiğinde ben yarım dönem, bir dönem boyunca hiç de doğru düzgün ders yapmayanları da biliyorum. Açık konuşmak gerekirse hocalar içerisinde. Biz yırtındık yapmayın etmeyin diye. Ama kimse bizi dinlemedi. Şimdi böylelesi de var. Senin verdiğin örnek gibi de hocalarımız var. Sağ olsunlar. Bu tamamıyla dediğin gibi akademisyenden akademisyene değişen bir şey. İnşallah öyle hocalarımız artar. İnşallah onlar daha çok emek verirler. Anlama ile alakalı bu da biraz da bana kalırsa öğrenciden öğrenciye değişen bir şey. Bazı öğrenciler pandemi döneminde
Ben açık konuşmak gerekirse ciddi başarı kaydettiklerini gördüm. Daha en azından aktif olduklarını gördüm. Bu da olabilir. Bu da dediğin gibi öğrenciden öğrenciye anlamayla alakalı farklılıklar barındırıyor. Ama en büyük artısı, hani şunu da ifade edeyim ben sizlere. Geçtiğimiz sene biz bunu yaşadık. Geçtiğimiz sene yeni başladık yüz yüze eğitime. Bu derste de siyaset biliminde de başlamıştım. Ve en büyük şok oldu öğrencilere. Bir anda yüz yüze eğitime geçilince çok ciddi bocalamalar yaşandı. Çünkü neden derseniz, bu derslerin en büyük artısı bu dersler kaydedildi. Ve öğrenmek isteyen ya da en azından daha fazla bir şekilde bunu bir şekilde beynine aktarmak isteyen öğrenciler dersini tekrar izliyor. Ama yüz yüze geçince öyle bir imkan yok. Ve öğrencilerin burada ciddi bocalamaya girdiğini de kendi açısından gözlemledim. Onu da söylemiş oldum. Ha, elbette dediğim gibi bizler yüz yüzeyi tercih ederiz. İnteraktifliği daha fazla olduğu için, ama işin öğrenme boyutunda bu faktörler var. Teşekkür ediyorum dediğim gibi. Yani ben de özellikle burada hocadan hocaya en azından farklılıklar olduğunu söylüyorum. Benim verdiğim örnekler kendi bölümümle alakalı. Sizin bölüm, iktisat bölümüyle ilgili herhangi bir konuda bir bilgim vesaire yok. Hani biz bir nevi misafir hocayız. Siyaset bilim dersi sizin müfredatta zorunlu olduğu için 2 dönemdir veriyoruz. Ama yani bu dediğim gibi tamamen akademisyenden akademisyene değişen bir husus. Onu da ifade etmiş olalım. Herhangi bir başka sorusu olan. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Mail adresim zaten sistem üzerinden ofisten de mesaj atabilirsiniz. Mail adresimi de bulabilirsiniz. Her zaman yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Okula da belli periyotlarla uğrayacağız. Hani bilmiyorum hangi kaçınız Çankırı'da. Pek de sanmıyorum çünkü alelacele özellikle yurtta kalanlar maalesef biraz alelacele bir yöntemle yurtlardan çıkarıldı. Dolayısıyla çok fazla olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani mail adresini söylüyorum. Ama Çankırı'da olanlar varsa da haftanın belli günleri içerisinde ofiste olacağım için onlara da yazarlarsa ona göre abi bir zamanlama ayarlarız. Nisan'dan sonrasında da dediğim gibi ona o dönem için bakacağız. Geçici bir dönem en azından bu süreç. Ve bu şekilde dersi yürütmeye sizler de çalışacağız. Dediğim gibi dersleri de sürekli kaydedip YouTube'a yükleyeceğiz. Onu da ifade etmiş oldum. Yani dediğim gibi Perkulus'un çok benim açımdan verimli olduğunu düşünmedim. Denedim çünkü daha önceden çok denedim. O yüzden dün de üniversite böyle istediğinizi kullanabilirsiniz deyince var. Eski videolarımız da var ama onu desteklemek amacıyla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani çünkü niye derseniz zaman zaman farklı şeyler ekliyoruz. Zaman zaman farklı konulara giriyoruz. Mesela uluslararası ilişkiler bölümüne biraz daha detaylı anlatıyorum. İktisada biraz daha çok derinlemesine girmiyorum. Çünkü uluslararası ilişkiler siyaset bilimi öğrenmek zorunda bana kalırsa. İktisat öğrencileri bu konuda çok daha derinlemesine bilmesine gerek yok. Temel çerçeveyi alması benim için yeterli mesela. Dolayısıyla burada biraz daha farklılaştırıyorum. Ama desteklemek için evet de dinleyebilirsiniz. Ama zaten bu kayıtlar da yine YouTube'da olacak. Ben eski kayıtları işte kolaya kaçmam, yani onu da çok sevmiyorum. İşte eski kayıtları alın dinleyin de diyebilirdik. Ama yapmayız öyle bir şey. Çünkü her dönem farklı şeyler de konuşuyoruz. Farklı örnekler, derste çok örnek konuşacağız. Hani kitap haricinde. Farklı örnekler veriyoruz. Onları tartışıyoruz. Dolayısıyla o açıdan önemli. Devamsızlık dediğim gibi devam zorunluluğu yok ya. Tekrar ifade etmiş oldum. Online eğitimde zaten bunu zorlamıyorum. Zaten dersler kaydediliyor ki zaten YÖK'ün de aldığı karar var. Dolayısıyla devam zorunluluğu yok. Ama hani şuradaki katılımcılar listesinden ben tek tek hani şimdi ekran görüntüsü aldım. Oradan kontrol ediyorum kim gelmiş kim gelmemiş. O yüzden isimleriniz ve soy isimleriniz de buraya kaydolursanız benim için çok iyi olur. Düzenli gelenler kanaatli bulunacağım. Bunu yüz yüzeyken de aynı şeyi yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Yüz yüzeyken bir yoklama kağıdı dolaştırıyordum ama zorunlu değildi. Gelenlere kanaat kullanıyorum. Hani dersi sürekli takip ederseniz herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Üstüne dediğim gibi kanaatle de iyi bir noktada inşallah dersimizi tamamlarsınız. Bunları bir daha konuşuruz. Daha bunlar için fazlasıyla vaktimiz var arkadaşlar. Zor bir dönem. Hepimizin maalesef tercih etmediği ve istemediğimiz günler yaşıyoruz hep beraber. İnşallah bugünleri de kısa zamanda atlatırız. Ve tabii bugünler öğrencileri de etkiliyor. Her açıdan etkiliyor. Bizler de bu etkileri minimize
etmeye çalışıyoruz. Sizler açısından hani bu etkileri düşürmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için uğraşacağım. Ben pandemi döneminde bayağı bir YouTube kanalında görürsünüz. Orada söyleşiler diye bir oynatma listesi vardır. Bayağı bir öğrencilerimiz için pardon, çeşitli isimlerle söyleşiler yapmıştık. Yine öyle bir söyleşiler yapmayı da planlıyorum inşallah fırsat olursa ve birilerini çağırabilsek. Çünkü bu gibi dönemler öğrencilerin etkilendiği dönemler. Dolayısıyla hani onların da biraz da olsa ilgilerini tutabilmek adına bu tip söyleşilerde planlıyorum. İnşallah bu dönemde yapabiliriz. Bir ara yaptık baya 20'ye yakın. Sonra ara yüz yüze geçince biraz durdu. Şimdi tekrar pandemi dönemi içerisinde böyle şeyler de planlıyorum. İnşallah yapabiliriz. Bakacağız. Biraz bunun için uğraşacağız. Dediğim gibi başka aklıma gelen herhangi bir şey yok. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Mail yoluyla. Yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde maillerimi sürekli kontrol edip cevap veriyorum. Ya da o bir sistem mesajı atabilirsiniz. Dersimiz arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine salı günü olacak. 13-15'te de olsa bir sonraki dersimiz 28 Şubat salı günü saat 13-15'te olacak. Yine Zoom'da aynı Zoom linkiyle dersimizi takip edebileceksiniz. Okumanızı da ALMS'ye bu hafta Cuma'ya kadar yüklemiş olur. İlk okumanızı. Hafta sonları genelde bakın şöyle bir derse girmeden. Şey zaten derste burada dediğim gibi ekran üzerinden detaylıca el ele altını çizmemiz gerekiyor. Ben orada ekleme örnekleri vereceğim. Önemli olan yerleri vereceğim. Bazı zaman zaman güncel konulara ilişkin de tartışmalar da yapacağız. Böyle biraz daha harmanlayarak sadece makale üzerinden gitmek de istemiyorum. Bu da sıkıcı oluyor bir süre sonra. Dolayısıyla böyle dersimizi yürüteceğiz. Şöyle 1 saat, 1.15, 1.5 maksimum diyelim. Bir blok şeklinde dersimizi tamamlayacağız. Herhangi bir sorusu, final sorusu olan. Yani kitabı tekrar dediğim gibi yani kitabı genel itibariyle bunun üzerinden gideceğiz. Şöyle göstereyim ekran paylaşımı içerisinde. Münci Kapani'nin politika bilimine giriş kitabı. Yani siyaset bilimi müfredatı içerisindeki belki de en temel kaynaklardan birisi arkadaşlar bu. Bunu da en azından böylelikle ifade etmiş oldum bizler için. Önemli, temel bir kaynak. Münci Kapani'nin politika bilimine giriş. Ama ben PDF'lerini yükleyeceğim. Yani her bölümün PDF'sini yükleyeceğim. Ama dersiniz ki kitap elimizde dursun. Tabii önemli bir kitaptır. Siyaset bilimiyle özellikle ilgilenenler için önemli bir kaynak eserdir. Dolayısıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada kapatalım. Herhangi bir final sorusu olan. Kadarıyla yok gibi. Genel çerçeveyi anlattım zaten sizlere. Az çok hepiniz de bunun temelini aldınız. Derse dair. Dolayısıyla gelecek hafta doğrudan doğruya okumamızla birlikte dersimize başlayacağız. 28 Şubat Salı günü saat 13.15'te. Bir sorunuz olursa dediğim gibi her zaman bana maille ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Zor günlerden geçiyoruz. İlla ki hepimiz etkileniyoruz. Umuyorum bu günleri atlatırız kısa zamanda. Kendinize iyi bakın. Sağınıza, saatinize her zaman olduğu gibi dikkat edin arkadaşlar. Bir aksilik olmaz ise inşallah önümüzdeki hafta saat Salı günü saat 13.15'te tekrar görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.